Yani ben öncelikle futbolun dışında bir hadiseyle bütün dünyayı ve bütün ülkemizi ilgilendiren bir hadiseyle başlamak isterim. Güzide şehrimiz İzmir'de 1919'da Hasan Tahsin'le başlayan milli mücadelenin sonra 1923 ile Cumhuriyet'le taçlandırılan özgür ülkenin, Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı, Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum. Çok önemli bir değer. Bu değeri korumak ve taşımak her bir Türk vatandaşının da bizim görevimiz. Oyuna gelirsek, izlediniz, gördünüz zaten oyunda ilk yarıda kazandığımız pozisyonlar bizi ilk 10 dakikada 1-0, 2-0 veya farklı daha farklı sonuçlar öne geçirebilirdi. Ama olmadı. Bir ara oyunu bocaladık. Çok yüksekte oynanan oyunu bir türlü aşağıda ayağa yere indiremedik. Onu toparlamaya çalışırken kaza diyelim bir gol yedik. Tabii içeriye de bu golle girince de zaman zaman oyuncularda yaşanan bu düşüşler demoralize pozisyonlar yarattı. Ama biz biliyorduk buraya rakip için neleri planlayabiliriz, alternatif neleri düşünebiliriz. Hepsini zaten planlamıştık. İçeriye girdiğimizde oyuncularımızla alanları nasıl kapatacağımızı, rakibi nasıl oyundan düşüreceğimizle ilgili ikinci ve üçüncü planlarımızı devreye soktuk. Yani öyle görüyorum. Zamanında yaptığımız oyuncu değişiklikleri, yerinde yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle de sonuca ulaşmakta çok da zorluk çekmedik. Oyunun geneli mücadeleyle geçti. Her iki takım için de bu söylenebilir. Ama Sakaryaspor'un kazandığı bu mücadele bizim için hedeflediğimiz ve önümüzde koyduğumuz hedefe göre önemli bir virajdı. Bundan sonrası için daha dikkatli ve daha temkinli gitmemiz gerekiyor. Oyuncuları kutluyorum. Çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Sahada sadece her kendi alanlarında bir kişi olarak mücadele etmediler. Birden fazla kişi olarak mücadele ettiler. Belki tek hatamız oyunu biraz daha yerde, ilk yarı için söylüyorum, biraz daha bizde oynamayı başarsaydık olabilirdi. Ama ilk yarı olmadı. İkinci yarı daha kompakt bir duruş, daha bize hakim olan bir oyun. Topun bizde kalmasını sağlayacak akıllı pozisyonlar yarattık. Bulmadık mı? Bulduk. Kasango'yla bulduğumuz bir pozisyon var, olmadı. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da vurduk, geriye döndü. Ama sonuçta 2 gol, 3 puan Sakaryaspor hanesinde iyi bir sonuç. Bütün oyuncu arkadaşları, teknik heyetteki bütün hocalarımızı, büyüklerimizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. 100. yıl armağan olsun.